komiser bey. Bizi yanlış anlamışlar. Biz Osman'la şakalaşıyorduk. Kavga etmiyoruz. Yeşilçam tarihinde ufak bir rol oynamış olsa da bundan keyif almış usta oyuncu. Rolü küçük fakat işine olan ciddiyeti ve dikkati en az yüzünün gülmesine sebep olan heyecanı ve mutluluğu kadar fazlaydı. O rolden sonra oyunculuğa daha da hayranlık duyan ve oyunculuk ateşi harlanan Yadigar Ejder asla pes etmemiştir. Ufak da olsa bu rolünden sonra Atıf Yılmaz'ın Köroğlu filminde ve 1972 yılında Aslanların Ölümü adlı filmde fedai rolünü üstlenmesinin ardından şans az da olsa yüzüne gülmüştür bahtsız oyuncunun. 1972 yılından itibaren 1990 yılına kadar uzanan ve yüzlerce başrolden dayak yiyeceği bir oyunculuk hayatı başlamış oldu usta oyuncunun. Selam geldi mi? Geldi o. Babacan, Cemil, Deli Şahin, Yıkılmayan Adam, Baba Ocağı, Avana Kapti gibi birçok filmde yer almıştır. Özellikle de Doktor Civan'ım filmindeki Gafur isimli karakterle ve Şark Bülbülü isimli filmdeki Mazlum karakteriyle akıllarda kalmıştır Yadigar Ejder. Fakat diğer oyuncuların aksine sadece kamera önünde görev almamıştır usta oyuncu. Kamera arkasında ışık taşımış, settekilere çay servisi yapmış, set arabası bozulduğunda arabayı bile itmiş. Yanlış anlaşılmasın ha, oyunculuğun yanı sıra çeşitli işlere koşmasının sebebi fazla para kazanmak veya açgözlülük değildi. Bunun sebebi günü kurtarması gerektiğiydi. Bir gün toksa, bir gün açtı. Bir gün otelde ise, bir gün açıktaydı usta oyuncu. Bunun sonucunda da yönetmenler ne kadar cüzi bir miktar para verseler de yok diyemiyordu Yadigar Ejder. Yeri gelmiştir, Kemal Sunal'dan dayak yemiştir. Yeri gelmiştir, Cüneyt Arkın'dan dayak yemiştir. Fakat hiçbiri kaderin sillesi gibi yere sermemiştir dev cüsseli usta oyuncu. O dayak yerdi, biz gülerdik. Sadece gülerdik. Fakat hiçbirimiz bilmezdik onun 3-5 kuruş kazanıp karnını doyurabilmek için dayak yediğini. Aklını pek kullanamazdı usta oyuncu. Fakat belli etmemek için hep süslü cümleler kullanırdı. Arkadaşları onu pek ciddiye almazdı. Gülüp geçerlerdi. Fakat o asla kırılmazdı. Sürekli bir çocuk gibi gülerdi. Yakın çevresi onun korkak olduğunu ve en büyük korkusunun karanlık olduğunu söylerlerdi. Ayrıca çok da duygusalmış usta oyuncu. Bazen set arkasında oturup ağladığı oluyormuş. Dışarıdan göründüğü gibi kocaman bir adam olsa da o kocaman cüssesinin altında küçük, yumuşak ve altın bir kalbi vardı Yadigar Ejder'in. Oynamasını oynamıştır filmlerde, sinemalarda. Fakat İstanbul'a geldiğinden beri hiç evi olmamıştır usta oyuncu. Günde 2-3 defa işe gider, iş çıkışlarındaysa derme çatma bir otelde kalır, ucuz lokantalarda karnını doyurarak yaşamını sürdürürdü. Hatta parası olmadığı zamanlarda film şirketlerinin soğuk, kirli depolarında bile kalırdı. 1990 yılından sonra film kariyeri bitmiş sayılan Yadigar Ejder'in kariyerinin bitmesi tartışılan konular arasındadır. Bir söylentiye göre bir dizi çekiminde Kemal Sunal'la Kilyos'ta karlı ve soğuk bir havada yağlı güreş sahnesi çekmektedirler. Çekim uzun sürünce Yadigar Ejder üşüdüğünü söylemiştir. Aynı şekilde Kemal Sunal da üşümüştür. Fakat Kemal Sunal arabasında oturarak ısınmaktaymış. Isınmak için arabasına binmek isteyen Yadigar Ejder'e arabasının kirleneceğini düşünerek müsaade etmemiştir. Ve bu sebepten dolayı settekilerle kavga etmiştir. Ve sonrasında araları açılmıştır. Diğer bir söylentiye göre de Yeşilçam mafyaları tarafından ambargo konularak filmlerde oynama yasağı getirilmiş kendisine. Bu olaydan sonra hiçbir Kemal Sunal filminde oynamamıştır Yadigar Ejder. Ölümü ise hayatı kadar pek acıklıdır usta oyuncunun. Yine bir set çıkışında yemek yemek için girdiği bir lokantanın tuvaletinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmiştir. Ve bunu gören lokanta görevlileri usta oyuncunun cansız bedenini dışarıda bir banka bırakmıştır. Bunu gören insanlar bankta donarak öldüğünü sanmışlardır. Çünkü kalacak bir evi ve yeri yoktu. O hep parklarda kalırdı. Sanat tarihinden silik bir şekilde gelip geçen bu usta oyuncunun ekranlarda filmlerini, sinemalarını seyrettik. Güldük ve eğlendik. Fakat kamera arkasında neler çektiğinden bir haberdik. 200'den fazla filmde oynamanın sonucunun böyle bir sonla bitmesi kendisinin yanı sıra sevenlerini de hüsrana uğratıyor.
Şimdilerde 2 dakika rol oynayıp tonlarca para kazanan kişileri görse yüreği sızlamaz mıydı? Acaba bir daha ona bu fırsatı sunsalar, yine ekranlarda yer alarak herkesi güldürmesine rağmen yoksulluk içinde yaşayacağını söyleseler, reddeder miydi bu teklifi o güzel insan? Sevenleri ve yakın çevresi onun durumunu şöyle özetlemektedir. Birçok kimse onun durumuna düşmedi. Çünkü kimse sinemayı onun kadar sevmedi. Maalesef ki Yadigar Ejder de değeri öldükten sonra bilinen Türk sinema tarihinin altın insanlarından biriydi. Oynadığı onca filme rağmen bir evi bile olmayan, hatta karnını doyurabilecek kadar bile parası olmayan, sokaklarda kalan usta oyuncu Yadigar Ejder, hayatı boyunca olduğu gibi zorluk ve sefalet içinde bir kez olsun hayata karşı dertsiz tasasız gülemeden, hayatının yarısı bile sayılamayacak bir yaş olan 44 yaşında hayata veda etti. Her ne kadar erken yaşta aramızdan ayrılmış olsa da sevenleri onu her zaman "Bana mazlumu getirin, mazlum" nidalarıyla hatırlayacaktır. Mezarı Beyoğlu Kulaksız Mezarlığındadır. Ve işin güzel tarafı şudur ki, yaşamı boyunca yüzüne gülmeyen kader, yaşamının sonunda yüzüne gülercesine onu Cemal Süreyya ile mezar komşusu yapıyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.